Koronavirüs salgını hem dünya hem de Türkiye ekonomisini etkiliyor. Krizdeki Türkiye ekonomisinde zaten yüksek olan işsizlik oranı artmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisini CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak değerlendirecek. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Toprak, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Petek Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Toprak, koronavirüsün ilk etkileri işsizlikte görüldü. İşsiz sayısında şimdiden ciddi bir artış var. Nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Yani şimdi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yayınladığı verilere baktığınızda %19,22 şirket kapanmış. Yani bu kapanan şirketleri dahi göz önünde aldığımızda çok büyük bir işsizlikte sorun yaşayacağını görüyoruz. Yani Türkiye kendi şirketlerini bu süreçte ayakta tutamadığının işareti bu. Bir de işsizlikle ilgili zaten 4 milyon 600 bin işsizimiz vardı. Yeni 3 milyona yakın da yeni bu fondan müracaat edenler olunca otomatikmen işsizlik sayımız 7 milyonu aştı. Yani bu Türkiye'de gene emekçinin bu hastalığın emekçine büyük bir sorun yaşattığını görüyoruz. Yani gene ezilen kesim burada en büyük zararı gören kesim olmaya başladı. Sayın Toprak, siz sayının artacağından endişe ediyorsunuz. Nerelere kadar yükselebilir bu işsizlik oranları? Şimdi işsizlik oranları yükselme noktasında şu anda düşünün ki Türkiye'de her 5 şirketten bir tanesi kapanmış. Bu bugün. Şimdi Nisan ayı verileri daha yok. Mayıs daha gelmedi. Devletin desteğine baktığınızda devlet belli sektörlerde belli bir yandaşı kurtarma çabasında. Şimdi böyle olduğu zaman siz eğer bu şirketlerin üstündeki çalışmayan şirketlerin üzerindeki faiz yükünü kaldırmazsanız, çalışanların yükünü kaldırmazsanız, bunları ayakta tutmazsanız sırf ötelemeyle bu işi çözemezsiniz. Yani ne diyor? Efendim biz sizin şu belgelerinizi 3 ay almayalım. Ya zaten çalışmıyor ki. Yani sen 3 ay sonra o şirket ne zaman hayata dönecek, ne zaman tekrar çarklar dönmeye başlayacak, o ürünü çıkarıp pazara satacak ve tekrar geri alacak, vergisini ödeyecek. Böyle bir ihtimal yok. Bunun bugün yaşananın buzdağının görülen kısmı. İleriki günlerde bu çok daha artacak. Bizim söylediğimiz bir şey vardı. Yani bütçenin en azından gayri safi yurt içi hasılanın %10'unu bu iktidarın, AKP iktidarının ayırması lazımdı. Ayırdı mı? Ayırmadı. Diğer dünya ülkelerine baktığımızda %1,5-2 oranında bir rakam ayırdılar ki o da daha kimlere ayrıldığı belli değil. Şimdi bu rakamlar siz küçük orta ölçekli sanayiyi ayakta tutamazsınız. Ve sizin de demin haberinizde de vardı. Bu ölçek küçük ve orta ölçekli sanayiyi ayakta tutamadığınız zaman bu şirketler kapanır. Bu şirketler kapanında işsizlik oranı daha da artar. Zaten TÜİK'in verilerine göre 4 milyon 600 bin kişiye işsiz. 3 milyon da yeni ilave edildi, müracaat edildi. Etti 7 milyon küsür. Yani rakam sıkıntıya doğru gidiyor. Bunu çok söylemek beni mutlu etmiyor aslında. Yani üzülerek bunu söylüyorum. Ama bugün bu ülkeyi yönetenler öyle kötü yönettiler ki işsizlik sigortasından toplanan parayı dahi 120-130 milyar TL'yi dahi alıp hazineye aktardılar. Oysa ki o para çalışanın emeğiydi ve bu dar günde işsiz kaldığı zaman onlara verilecekti. Ne oldu? O parayı da yuttu bu iktidar. Bir başka nokta daha vardı. İhtiyat akçesi dediğimiz 40 milyar TL'lik bir para vardı hazinede. Kötü günde Türkiye'nin sanayisini, enerjini satın alması için kullanacak parayı, onu da bu iktidar yok etti. Yok ettiği zaman şimdi nasıl umutla bir şey söyleyebilirim? Yani şimdi Türkiye'yi kötü yöneten, harbur parmağı savuran, 5 tane müteahhitle Türkiye'yi soyan bir iktidardan bahsediyoruz. 5 tane müteahhitin geçmeyen köprü için, geçmeyen otoyol için harcanan para 20 milyar TL'nin üstünde. Evet.
Yani böyle bir süreç yaşıyoruz bu ülkede. Umutlu olmak ister misiniz? İsterim. Ama bu kafa yapısıyla bu ülkeyi bir adım öteye götüreceklerini görmediğim için bugün %19.22, yani her 5 şirketin birinin kapandığı şu kısa etkileşimin 2-3 ay daha uzaması daha da bu rakamı yukarıya tırmandıracaktır diye endişe duyuyorum. Sayın Toprak, en çok hangi sektörlerin etkileneceğini düşünüyorsunuz? Şimdi baktığınızda ilk etapta bunların içeriğine baktığınızda hizmet sektörünün burada çok daha darbe aldığını görüyorum. Yani hizmet sektöründe çok büyük bir daralma var. Neden? Çünkü hizmet sektörü direkt bu koronavirüste sosyalleşmeyi direkt etkilediği için turizm sektöründe sıkıntı var. Hizmet sektöründeki restorandı, oteldi, kahveydi, berberdi. Yani bunların bir kere toplumun o dinamikleri olan kesimi çok büyük etkilendiğini görüyorum. Bu tabii ki etkileşim belki koronavirüsteki izolasyon gevşetilirse bunlar atlatılabilir ama Türkiye'nin ekonomisi küçük ve orta ölçekli sanayiye hitap ettiği için, çünkü biz büyük bir Ar-Ge'miz olmadığı için yüksek teknoloji ülkesi değiliz. O tip üretim yapmıyoruz. Ve bizim o sebelerde ürettiğimiz imalat sanayimiz var. İkinci etapta bu dalga imalat sanayine çok büyük darbe vuracak. O darbe de Türkiye'de ihracatın düşmesini, ihracatın düşmesiyle beraber Türkiye'deki devletin vergilerin gelirinde çok büyük etki olacak. Bunlar karşılıklı olarak birbirini tetiklediği için işsizlik tekrar orada ikinci bir dalga olarak gelecek. Yani bizim yapmamız gereken, bu iktidara söylüyoruz, defalarca söylüyoruz, yapılması gereken şu: Türkiye karantinayı çok ciddi uygulamalı, hızla bu olayın üstüne gitmeli. Birinci etap bu. İkincisi, tüm ülkedeki sanayinin üstündeki tüm sanayimizin 600 milyar TL'lik bir borcu var. Bunun faizinin devlet tarafından hiç olmazsa 6 ay karşılanmalı. Ve biz bu sanayi ayakta tutalım, bunlar iflas etmesin, işsizlik tekrar oluşmasın diye. Üçüncü olay, Türkiye güvenilir bir ülke haline getirmeliyiz ki yabancı yatırımcı gelsin. Türkiye'de adalet yok ki, hukuk işlemiyor ki. Yabancı yatırımcı can güvenliğini arıyor, Türkiye'de can güvenliği yok. Mal güvenliğini arıyor, mal güvenliği yok. Gece yarısı torba yasalarla katilleri serbest bırakan bir ülke haline geldik. Gece yarısı vergi konan bir ülke haline geldik. Ve iktidar partisi medyayı böldü. İktidar partisi belediyeleri böldü. İktidar partisi en son bankaları böldü. Benden olan olmayan. Ya tamam da banka bir iş yerine kredi vermenin şartları var. Zaten para kazanacaksa verir. Efendim Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank veriyor, sen de ver. Ama onlar devlete görev zararı yazıyor o paraları verirken. Evet. Şimdi diğer özel bankalar görev zararı yazamaz ki devlete. Nasıl karşılayacak bunu? O uluslararası sermayeye açık, borsaya açık şirketler. Evet. Onun için Türkiye'yi yönetenlerin biraz daha aklı selim, hukuk devletine dayalı, topluma güven veren, uluslararası alanlara güven veren bir dünya devleti gibi yönetmeli bu ülkeyi. Ama buradaki evet, gördüğüm AK Parti'de böyle bir kafa yapısı da yok. Sayın Toprak, son olarak şunu sormak isterim size. Bir iyimserlik havası yaratıyor bazı kesimler. 2-3 ay içerisinde bu tablo değişecek, bu krizden 2-3 ay içerisinde çıkacağız gibi bir beklenti yayılmaya çalışılıyor piyasalara ve topluma. Siz katılıyor musunuz buna? Ya ben iş dünyasını iyi bilenlerden biriyim. İş dünyası moral üstüne durur. Bunu anlıyorum. Yani kötümser havanın toplumda çok daha fazla toplumun ruh halini bozacağını düşünüyorum. İyimserliği de bir nebze de hoşgörü de içerisindeyim. Ama işte Mayıs'ta bu iş düzelecek deyip 45 gün sonra biz bir iki tane büyük hastane açacağız dediğinizde bu birbiriyle çelişki değil mi? Yani madem iyi olacaksa iki büyük hastaneyi niye açıyoruz? Yani değil mi? Yani şimdi iyimser hava, tamam ben de isterim iyimserlik olsun. Ben de bu hastalığın bitmesini isterim.
tekrar eski günlerimize dönmek, toplumda bir canlılık olmasını, şirketlerimizin batmamasını isterim. Ama bunu altyapısını hazırlamadan böyle sırf sloganla, böyle bir iyi niyetten söylenmiş bir laf olarak olmasını doğru bulmam. Sen kalkıp bir anda diyorsun iki tane büyük hastane açıyoruz. Peki Mayıs'ta bu iş bitecekse veya Haziran'ın başında bitecekse iki büyük hastaneyi niye temeline atıyoruz, niye hızla yetiştirmeye çalışıyoruz? Yani bizim göremediğimiz ne var, sizin gördüğünüz ne var? Peki. Öyle değil mi yani? Şimdi bir de böyle de sormak lazım. Yani iyimserlik tamam, kabul ediyorum, olsun. Çünkü piyasalar olumlu havalar üstüne dururlar. Bunu da kabul ediyorum. Evet. Ama gerçeklerle uymuyor. Yani tedbirler, hep söylüyorum. Yani biz tedbir almakta geç kaldık. Hata yaptık. Toplumun tüm enerjisini kenetleme için bu olayla mücadelede kullanmak yerine iktidar, AKP iktidarı ayrıştırarak, karşıtlar yaratarak yaptı. Yani belediyenin aş evini kapatmasının kime ne yararı var? Yani 25 yıllık Eskişehir Odun Pazarı'nın veya Antalya Muratpaşa'nın aş evlerini kapatıp toplumdaki fakir fukaranın kursağına girecek o sıcak yemeği kapatmanın kime ne yararı var? Bir an önce tedbirlere yönlenmek gerektiğini söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için.